Sayın Genel Başkanım, kıymetli belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve gençlik kollarımızın 81 ilinden gelen yol arkadaşlarım. Hepiniz gençlik kollarımızın il başkanları toplantısına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir arada genel başkanımızın misafiriyiz. Kendisi bu toplantının özellikle Manisa'da gerçekleşmesini ve bizleri misafir etmeyi bizzat istedi. Bu bizim için, gençlik kolları için çok büyük bir onur. Bizlere verdiği değerin, bizimle bir arada vakit geçirmeye, bizlerin düşüncelerini dinlemeye ayırdığı vaktin ne kadar kendisi açısından kıymetli olduğunun bir göstergesi. Hepinizin huzurunda kendilerine buradan bir teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Genel Başkanım. Kıymetli yol arkadaşlarım, tarih büyük zaferler ve devrimlerle doludur. Bu devrimlerin en önemlilerinden biri de 1923 yılında bu topraklarda Cumhuriyet dağıtılmıştır. Üç kıtaya hükmeden bir imparatorluktan bugün o imparatorluğu yönetenlerin yetiştiği şehirde Şehzadeler Kenti'ndeyiz. O imparatorluk daha sonrasında Avrupa'nın hasta adamı olarak görülmüş, sonrasında kendi başkenti dahil pek çok yeri işgal edilmişti. Yüzlerce yıl boyunca sultana, imparatora, kişiye bağlı kalan bir halkın içinden yetiştirdiği genç evlatları bir pes etmişliğe baş kaldırdılar ve bugün bizlere yaşadığımız ülkeyi ve cumhuriyeti armağan ettiler. Bunu başaran bu ülkenin genç kadrolarıydı. Eğitimli, ülkesine ait adanmışlık hisseden ve bu ülkeyi bağımsızlığı armağan eden bir nesildi. Tırnaklarıyla kazıya kazıya Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir devrim gerçekleştirdiler. Bugün biz gençleri de bu siyasal mücadelenin en önemli aktörlerinden biri haline getiren bu devrimin ta kendisidir. Unutmayınız ki bu devrimin önderi 42 yaşında bu ülkeye cumhurbaşkanı olmuştur, devleti kurmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'ni biz gençlere armağan etmiştir. Ama kendisi bu cumhuriyeti kurarken Tıbbiyeli Hikmet'ten bir nota almıştır. Eğer manda ve himayeyi bize dayatırsanız sizinle de mücadele ederiz diyen bir genç nesil Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına da gerektiğinde bir nota vermeyi bilmiştir. Arkadaşlar, 31 Mart 2024 seçimlerinde ülkemiz yine bir tercihte bulunacak. Bu tercih şehirleri inşaat, rant, ihale, kupon arazi olarak görenlerle gençler için İstanbul'da burs veren, İzmir'de üniversite önlerine yemek dağıtan, Ankara'da köylere internet götüren, Mersin'i, Antalya'yı, Aydın'ı, Eskişehir'i, Tekirdağ'ı, Muğla'yı, daha pek çok yerleri gençlerin mutluca yaşadığı bir kente dönüştüren bir anlayışın yarışı. Bu iki anlayış arasında büyük bir fark var. Biz memleketimizi kupon arazi olarak görmüyoruz. Biz memleketi kupon arazi olarak görenleri de 31 Mart'ta bir daha sandığa gömeceğiz. Oylanacak olan Anadolu'dan İstanbul'a üniversite okumaya gelen bir gencin tarikat yurtlarının kucağına mı itileceğidir? Yoksa özgür, bağımsız, mutlu ve konforlu bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı yurtta mı kalacağının tercihidir. Bizim bu tercihteki tarafımız ve mücadelemiz belli. Halkımızın da bize bir daha bu görevleri, bir daha bu makamları emanet edeceğine olan inancımız tam. Sayın Genel Başkanım, sizlerle birlikte geçtiğimiz parti meclis toplantısında çok önemli bir karar aldık. Partimizin gençlik kotası uygulamasının belediyeyi yönetecek kadrolarda da uygulanması, yani seçilecek her 5 adaydan en az %20 kotaya karşılık gelen bir tanesinin genç olması konusunda oy birliğiyle bir karar aldık. Bu kararı almamızın ardından Türkiye'nin pek çok yerinde genç arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarına girerek ne kadar çok müracaat yaptığını ve partimizin aldığı bu kararın arkasında ne kadar sağlam ve inançlı durduğunu gördük. Bizler kentimizi, ülkemizi yönetmeye talibiz. Kentimizi gençler yönetecek diyoruz. Geleceği gençler yönetecek,
yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz kentleri gençler yönetecek diyoruz. Buradan son sözüm Sayın Cumhurbaşkanımıza. Parlamento seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde bize hep kendisi bir çağrı yapıyordu. Seçime 2 yıl kala, 1 yıl kala adayınız belli mi, kim olacak adayınız, bunları açıklayın diye. Biz de kendisine buradan bir çağrı yapıyoruz. Biz yerel seçimler için İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Kendisinin İstanbul ve Ankara adaylarını seçime neredeyse 3 ay kalmışken hala açıklamamasından dolayı merak içerisinde bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu başkanımızdan, Mansur Yavaş başkanımızdan daha iyi ve oraları daha iyi yönetecek bir belediye başkanı arıyorlarsa seçime kadar birini bulamazlar ve adaysız kalırlar. Tavsiyemiz bir an önce yenilecek olan adayların açıklamalarıdır. Tekrar toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Bize ev sahipliği yapan Manisa örgütümüze de il başkanımız ve il gençlik kolları başkanımızın izniyle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.